Abubakar Abu Bakar konusu Beşiktaş'taki transfer ya. çalışmalarıyla alakalı düşünceleriniz ve varsa istihbaratınızla devam edelim isterim. Ya yani Abu Bakar konusunu Turgay abi biraz değindi. Ben de şöyle detaylar var. Abu Bakar'la sezon başında yapılan sözleşmede sakatlık durumu vardı biliyorsunuz. bir madde var. eski sakatlığı nükseder ve bir ay sağlardan uzak kalırsa Beşiktaş tek taraflı sözleşmesini fesedebiliyordu. İkincisi de Abu Bakar'ın hani paragez olduğu olmadığını anlatan bir madde var. Çünkü son dönemlerde çok yönetim bunun üzerinden yıpratılmaya çalışılıyor. Abu Bakar şu maddeyi koydurtuyor. Eğer sakatlığım nedeniyle sağlardan uzak kalırsam ki her maç maç başına benden 40 bin euro kesim maaşı. 40 bin euro. E şu anda 9 maç kaçırdı. Ve e, Ahmet Nurçevi Başkan da geçtiğimiz günlerde yani Galatasaray maçından önce Ümraniye'ye gittiğinde moral ziyaretine takım motive etmek için orada koymalarına talimat veriyor. Yani böyle böyle bir madde vardı. Abu Bakar'ın sözleşmesinden bunu kesmeyin. E, o zaman 8 maçtı. Şimdi son derbiyle birlikte 9 maç oldu. O kesilmeyecek. Pini Zahavi ile Nisan ayı başında, Nisan ayının ortalarında aslında çağrıldı bir sözleşme uzatma konusunda. Ondan önce işte sakatlığı vardı. Resmi siteden de 23 Nisan'da bir açıklama yaptılar. İşte eee MR sonucunda kanama olduğu şeklinde. O dediğin kısımdaki kanama devam ediyor. Bilimsel olarak onun açıklaması var. Tam olarak ifade edemeyeceğim ama ondan sonraki milli takımda sakatlanıp geliyor. Sonra oynanınca tekrar sakatlık nüksediyor. Şimdi geçmiyor. Aslında sağ oyuncu oynamak istiyor. Sağlık kurulu diyor ki oynatmayalım. Oynayacak durumda değil. Tekrar sakatlanır, ötelenir. O yüzden de öyle bir durum var gelinen noktada İsrail'i menajeriyle görüşüyorlar. Abu Bakar şunu söylüyor. Abu Bakar bir defa İstanbul'u ve Beşiktaş'ı çok sevdiği için bütün akrabalarını, bütün çevresini İstanbul'a getiriyor. Hatta Sergen Hoca da diyor ki bir dönem lig bitsin ben aileni de alıp geleceğim. Bizzat ben gideceğim Portekiz'e aileni alıp getireceğim buraya. Çünkü yeni çocuğu doğdu biliyorsun onu özlüyor hı hı. falan. Böyle bir durum var. Yani İstanbul'dan ayrılmak gibi Beşiktaş'tan ayrılmak gibi bir durumu yok oyuncunun. 2 milyon euroya hatta Zahavi 2,5 milyon euro diyor. E diyor ki ben 2 milyon euroya kalmak istiyorum. Sen diğer şeylere karışma. E, ben hepsini halledeceğim diyor. Zahavi de geri çekiliyor. Şimdi 2 milyon euroya e, anlaşacak Beşiktaşlı ama puan başı, gol başı, işte şampiyonlar ligi primi, şampiyonluk primi derken 500 bin euroluk da bir bonus olacak. Tüm bu derecelendirmeye başarı bonusları 500 bin euroya geçmeyecek şekilde bir bonus düşünülüyor. Ama eğer sakatlığı eğer sakatlığı ciddi olursa yani öyle bir durum şu anda görünmüyor ama diyelim ki geçmiyor. Hani e, doktor raporlarında işte yaz e, kampını kaçırması durumunda da orada da bir kolaylık yani Beşiktaş'ın elinde zaten her şey. O bir buçuk milyon euroyu verdikten sonra zaten Porto'daki bütün hakları Beşiktaş'a geçti şu anda. Başkan da açıkladı. Opsiyon hakkının kullanma yetkisi Beşiktaş'ta. Eğer oyuncunun gerçekten sakatlığı ciddi olursa ki şu anda görünen o değil... Beşiktaş'ta yollar ayrılabilir ama Sergen Hoca'da yönetimde kalmasından yana hatta 2 artı 1 yıllık sözleşme konusunda anlaşıldı. Şu anda hatta zaman zaman Sergen Hoca şunu söylüyor. Biz Abu Bakar'sız da çok maç kaçırdık. Yani hani Abu evet büyük vefa gösterdi. Beşiktaş'ın buralara kadar gelmesinde önemli golleriyle katkı sağladı. Son dönemde yok ama oyuncuya da burada haksızlık etmeyelim. Çünkü gerçekten sakat. Çok da sakatlık yaşadı. Çok önemli iki büyük sakatlık geçirmiş bir evet. oyuncu. Onu söyleyelim. Yani bir sorun yok. E, 2 milyon euroya bu anlaşma olur. E, risk etmek istemiyor Beşiktaş Sağlık Kurulu. Oyuncu oynamak iste, istiyor ama. Hani Abubakar'ın elinde değil. Oynatmam diyor. Çünkü tekrar sakatlanırsın. Sergen Hoca da riske girmiyor. E, Beşiktaş taraftarı şunu istiyor. Eğer Beşiktaş şampiyon olursa Çin Ligi'nde biliyorsun e, ee, Guangzhou'da oynayan e, Talişka var. Beşiktaş'ın sevgilisi ve Beşiktaş paylaşımları yapıyor. Beşiktaş formalı, Beşiktaş'ta oynadığı dönemden paylaşımlar yapmaya başladı ta, Talişka. Nişanlısı da İstanbul'u çok seviyor. İstanbul'a gelmek istiyor. Ee, Beşiktaş yönetimi de bir nabız yok diyor. Şartlarını soruyor. Çünkü Çin Ligi'nde Çin Futbol Federasyonu bir karar aldı. Biliyorsun yeni sözleşmeler 3 milyon euroyu geçmeyecek. Geçmeyecek evet. E, ondan sonra... Ve sınırlama getiriliyor takımlara e işte 75 milyon euroyu maaş bütçelere geçmeyecek çünkü batmak üzere doğru gidiyoruz diye önlem alıyorlar. Onlar kendi içinde önlem alıyor. Hani biz almadık mesela UEFA dedi ki denk hadi bakalım batıyorsunuz. Çin Futbol Federasyonu herhalde bunları gördü. Biz de batmayalım diye bir takım e, kararlar aldılar. ama Bu tabii ki Talişka'yı kapsamıyor. Talişka'nın sözleşmesi e, devam ediyor. Önceden yapılmış bir sözleşme ama Guangzhou'yla Sözleşmesi de önümüzdeki yıl bitiyor. Bu arada El Hilal e, Marega transferini resmen açıkladı. Tabii, e, ma, Ellal, 30 yaşındaki golcü e, yeni sezonda El Hilal forması giyecek. Onu e, demek ki bir spor gündeminde 3 sonra... gün önce Zeki Zundurkan açıklamıştı. Demek ki bir sene sonra bizde. E, hatta El Hilal e, Gomis'i gidebilirsin diyor Gomis'e. E, Gomis'i de e, menajeri Fenerbahçe'ye öneriyor. Fenerbahçe'de o olmuyor. Çünkü oyuncu yanılmıyorsam 30, 37 yaşına geldi. Ella transferini ben 3 gün önce bana gelmişti bilgisi. Spor gündeminde açıklandı. Fenerbahçe ile adı geçiyordu Yedi, oyuncunun. E, oyuncu 7 milyon euroya alıyorlar. Evet. Musa Maregayla 7 milyon euroya sözleşme imza yapıyorlar. E, diyeceğim şu Talişka ile ilgili nabız yoklanıyor. Oyuncu gelmek istiyor ama e, şartları yüksek. Biz bu parayı veremeyiz diyorlar. Kaliçka Çin Ligi'nden soğumuş bir defa onu söyleyeyim. Eskisi gibi şey değil ama Beşiktaş şampiyon olursa belki hani pasta esprisi, çilek esprisi yapılıyor ya, Çünkü Sergen Yalçın bir on numara istiyor. Beşiktaş'ın bir on numara ihtiyacı var. Ama şu anda hani olur ya da olmaz diyemeyiz. Tabii ki bütçeye bakılacak Turgay abinin dediği gibi ama iyi bir milyon. oyuncu istiyorlar. Hani şampiyonlar ligi için hani. Bizim de bir markamız olsun. Çünkü bu oyuncuyu alırsan işte forma satarız. Pandemi biterse lojaydı bilmem neydi. Bereketiyle gelir, sponsorlar gelir diye bir düşünce var ama olgunlaşmış bir transfer değil ama oyuncunun bir talebi var. Beşiktaş taraftarı zaten çok istiyor ki ben futbol sever olarak Talişka'yı izlemeye doyamadığım oyunculardan biri Alex'le birlikte, Hacı ile birlikte. İnşallah böyle bir proje olur ama Beşiktaş'ın az gibi. transfer yapacak Mamedyuh mesela Hı. çok istediği bir oyuncu Hatay Sporlu Sergen Hoca'nın bu da sezon sonunda gerçekleşebilir ama Salih Uçan'la da 10 milyon liraya anlaştılar. Turgay az sonra bir sorum olacak Beşiktaş'ın muhtemel transfer stratejisiyle alakalı bunu sor, söyleyeyim. Mamediyov'un da Atay Spor'la sözleşme uzatmış olduğunu belirtelim. Eğer bir kulüp onu istiyorsa tabii. bonservis vermek durumunda onu da belirtmiş olalım. Ama bonservise oyuncu, veren çıkabilir. Tabii evde, oyuncu de. özellikle yaptı bunu. Çünkü çok isteyeni vardı. Hı hı. Para kazandırmak istedi. Zaten bu biliniyordu. Hı hı. Ama Bupenza'yı da mesela Galatasaray istiyor. Ama Fiorentina ciddi anlamda istiyor. Oyuncu da İstanbul'da yaşamak istiyormuş. O kadar ilginç durumlar olacak ki sezon sonunda çok böyle... Transferde, aa, o buraya mı geldi, o buraya mı gitti diye ilk defa e, bunca yıldır transfer e, sezonu yaşıyoruz. Çok garip transferler olacak. Hani inanamadığımız transferler Türkiye'ye gelecek bu sene. E, Cevneriş İş, Abubakar konusuyla alakalı düşüncenizi merak ediyorum.